Evet sevgili arkadaşlar merhaba. Öncelikle sınava giren bütün arkadaşlarıma geçmiş olsun diyorum. Umarım sınavınız istediğiniz gibi geçmiştir. Ama öğrencilerle görüşmelerimiz, yazışmalarımız ve sınavın nasıl geçtiğine dair konuşmalarımız üzerine ortaya bazı sonuçlar çıktı. Acaba 2022 TYT nasıldı? Öğrenci gözüyle nasıldı? Malum henüz daha şu an sorular yayınlanmadı. Genel kanaat nasıldı? Şu an onları konuşacağız sizlerle. Öncelikle Türkçe ile başlamak istiyorum. Türkçe nasıl söylendi sınava giren öğrenciler tarafından? Geçen yıllara oranla düşündüğümüzde Türkçe biraz daha fazla zorladı. Hem soruların uzun olması hem zorluk seviyesinin yüksek olması belki de bu seneki sınavın en seçici dersi Türkçeydi. Dikkat. Matematik nasıldı peki? Matematik kolay değildi. Geçen seneki paralelinde, geçen seneye benzeyen sorulardı. Ama açıkçası öğrenciler çok zor da diyemiyorlar. Fırsat olsaydı yapılırdı, yapılabilecek seviyedeydi demiş olsalar da aslında matematiğin de bu yıl zorladığı belli oluyor. Bu yılın yine zorlayıcı derslerinden, seçici derslerden bir tanesi de galiba sosyaldi. Neden? Özellikle bakın Türkçe ve sosyal sınava giren öğrencilerin en çok şikayet ettiği, en çok zorlandığını söylediği diyelim ya da iki dersti. Yani hem tarih hem coğrafya hem felsefe ve din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri yani sosyalde genel manada bir zorlama olmuş gibi gözüküyor. Şimdi bundan sonraki fizik, kimya, biyoloji, fen derslerini genel olarak konuşacak olursak fen dersleriyle alakalı genel manada pek bir şey yok. Zordu diyen öğrenciye denk gelmedik. Fen derslerinin genel olarak işte beklendiği gibi geldiği yönde bir durum vardı. Yani fizik sorularıyla alakalı hatta baya böyle iddialı cümleler kuran öğrenciler de vardı. Yani kolay geçtiğine dair, iyi olduğuna dair izlenimler var idi. Hani her ne kadar 2022 TYT'nin genel analizini yapıyor olsak da daha çok kanalımız fizik üzerine bir kanal olduğu için fizikle alakalı şunu söyleyeyim sevgili arkadaşlar. Bu anlattıklarım 12'ler için bir kazanım evet ama 11'ler de buradan şöyle bir sonuç çıkarmalılar fizik adına. Bir önceki yılda da yine sorulara en çok benzeyen yani ÖSYM'nin sorularına en çok benzeyen kaynak 3-4-5 yayınlarıydı. 3-4-5 yayınlarını zaten biz mümkün derece tavsiye ettik, öğrencilerimize çözdürdük. Ama 11. sınıftan 12. sınıfa geçecek arkadaşlarımız yaz tatilinde kaynak kargaşası yaşamamalılar. 3-4-5 yayınlarını almalılar diye düşünüyorum. Bakın 3-4-5 yayınlarının benim bu söylediğimden haberi bile yok. Hatta kimseyi tanımıyorum bile. Kimseyle irtibatım bile yok. Ama hani reklam gibi bir taraftarlık düşünülmesin diye bunları söylüyorum. Sevgili arkadaşlar 3-4-5 yayınları yine muhakkak elinizde olmalı. Kolay sorularıyla, zor sorularıyla işinize yarayan güzel bir kaynak olmuş olacak. Şimdi bizim yorumlarımız bunlar. Bizim genel manada elimize geçen bilgiler bunlar. Ama bu saatten sonra yapılabilecek en güzel şey nedir aslında? Buradaki meseleleri ben hızlıca söyledim. Kafaya bugün bu durumları pek takmamak, eğer bir olumsuzluk yaşanmışsa, canını sıkan durumlar oluşmuşsa bunları kafaya pek takmamak, yarınki AYT sınavına böyle zımba gibi girmek, dinlenmek, tekrarlarımızı yapmak. AYT'de birazcık daha ezberler fazla olduğu için açıkçası o tekrarlarımızı yapmak, konu tekrarlarımızdan yani böyle ezber kısımlarını güzelce aradan çıkarmak, iyi bir moral ve motivasyonla yarın sınava girmek bizim için en önemli olan olacak diyorum. Evet, tekrardan hepinize geçmiş olsun diyorum. Umarım yarınki sınavınız bugünkünden çok çok daha güzel geçer. Hepinize tekrardan başarılar diliyorum.